Selam, selam. Kanalıma hoş geldin. Yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım ve önüm gördüğünüz gibi poşetlerle dolu. Ve şurada da bayağı bir poşet var. Ve size bugün aldığım şeyleri göstereceğim hızlı bir şekilde. Aslında bir yarım saat sonra falan buluşacağız arkadaşlarımla. Ama ben hazır böyle biraz güneş ışığı varken video çekeyim dedim. Hem yani hem temizleneceği için bu mangaların artık yerden kalkması lazım. Ve şu an başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu poşetle başlayalım dedim. Çünkü en önde, neden olmasın. Öncelikle şöyle başlayalım. Afet romanı aldım. Peki bu afet romanı ne? Eğer LOL oynuyorsanız oradaki işte Kalista, Viego, Hecarim gibi karakterlerin geçmişini anlatan bir roman. Ve ben hani LOL'ün hikayesini özellikle iyi ki duyduğum için afet romanını alayım dedim. Onun dışında şu şekilde Rick and Morty 1. cilt hediyesi aldım. Peki bunu nasıl aldım? Bir saniye onu da göstereyim hemen. Şu şekilde marmer çizgiye doğradım fuarda. Bunu açarken büyük ihtimalle çok ses çıkacak. O yüzden bir saniye. Evet, marmer çizgiden neler aldım biraz onu göstereyim. Şu şekilde Ikigami 10, Zom 100 3 ve The Breakers 7 aldım. 7 geldi diyecektim ne alakaysa. Bu arada Ikigami 10. ciltle beraber seri tamamlanmış oldu. Şu an zaten marmer çizginin kendi şeyinde sitesinde falan böyle set olarak satıyorlar. Gayet uyguna denk geliyor. Ve önerim hani gayet güzel psikolojik bir seinen manga. Onun dışında şöyle en önde kalan Koridor Yayınları ya da diğer adıyla neye bakalım? Adını unuttum. Kayıp Kıta'ya bakalım. Şu şekilde Mobuku'nun aşkı şöyle ekstradan bana bir ayraç verdiler. Şu şekilde Mobuku'nun aşkını aldım. Bu arada içinde şu şekilde bir ayraç artı olarak şu şekilde bir kart da bulunuyor. Çizimleri falan bayağı tatlı. Bununla okuma fırsatı bulamadım. Ama umarım bir ara okuyup Instagram'da falan hakkındaki düşüncelerimi söylerim. Onun dışında şöyle köşede bir komik şeyler poşetimiz kaldı. Bir bunu da açalım. Bizi şöyle Ragnarok Valkürleri 4 karşılıyor. Bu zaten fuara anında geldi. Bir gün önceden ön sipariş olarak açılmıştı. Bir gün sonra da direktman fuara geldi ve ben bunu görünce direktman şeyden standtan 2 dakikalık izin alıp şey yaptım. Zaten komik şeyler standı yakındı. Hemen koşa koşa bunu alıp geldim. Çünkü Ragnarok Valkürlerini ben bayağı sevdim. Hani tanrılar vs. insanlar konsepti benim çok hoşuma gitti. Burada Tezuko manga dergimiz var şu şekilde. İçinden bir tane poster düştü. O posteri de göstereyim. İçinde böyle bir poster var. Onun dışında şöyle bir ayracımız var. Bir tane daha vardı. Ona ne oldu? Galiba içinden. Ragnarok Valkürleri 3 ve Kobe Şahanesi'nin hizmetçi ezayası 1-2. Bu birleşik ciltmiş. Ama beklediğim kadar kalın değildi. Ve hani beklediğimden uygundu. 50 küsur lira falandı. Çizimlerini de şöyle bir tık göstereyim. Ve şu şekilde bir tane Madoka Magica ayracımız var. Normalde Made in Abyss ayracı da almıştım ama büyük ihtimalle standa gidip standdakilere aldığım şeyleri gösterirken onu düşürdüm ve kayboldu. Şöyle buradan devam edelim. Bunun içindekilerini direktman çıkaracağım çünkü bunun içinde bayağı bir şey var. Direktman şöyle en baştan başlayalım. Burada bu şekilde Bungo Stray Dogs 2 geldi. Zaten bunu gerekli şeyleri Instagram'dan takip ediyorsanız standa geldiğinde böyle beni yüz olarak kullanıp bunun duyurusunu atmıştık beraber gerekli şeyler süresine. Ve bu gelince bunu kaçırmadım. Direktman aldım ben de. Şu şekilde arkada da 4. cildin kapağı var bu arada. Onun dışında
Şöyle seninle birlikte 1 ve 2 aldım. Bunun zaten 3. cildinin daha baskısı yok. 2. cilde tekrardan basılınca onu da alır ve bu şekilde bu seriyi de tamamlamış olurum diye düşündüm. Onun dışında benim çok sevdiğim bir seri İyi Geceler Pump'un 3. Rengi falan inanılmaz güzel. Çok güzel ya. Şöyle size içinden birkaç çizimle göstereyim. Çok güzel manga ya. Ama biraz böyle depresif ve psikolojik yanı ağır olduğu için hani herkese de önermiyorum. Biraz hani böyle sevilen şeyler seven insanlar büyük ihtimalle sevebilir. Ama onun dışında hani özellikle küçük yaştaki insanlar bence İyi Geceler Pump'un okumasını yani çok tatlı duruyor. Ciltlerinin rengi çok güzel vesaire ama hani küçük yaştaki insanlara uygun değil. Hemen stand görevlisi moduma da geçtim bir anda. Oh my god. Ve son olarak fuara özel tekrardan basılmış olan, daha doğrusu fuara özel değil dedim. Zaten tekrardan basılacak hani tüm mangalar ama fuardan önce tekrardan basılan Pankreas'ını Yemek istiyorum aldım şu şekilde. Rengi falan inanılmaz güzel bunun da ya. Bunun da içinden birkaç çizim göstereyim. Bu da çok güzel bir mangadır. Neyse ben yine stand görevlisi moduma girip bunu size satmaya çalışmayayım ve önümüzdeki diğer poşete geçelim. Direktman zaten açar açmaz gördüğünüz şekilde eşsiz beşizler 6 aldım. Bu arada bundan bir tane de arkadaşıma hediye olarak almıştım. Zaten onu da birazdan göstereyim ama pat patlı kağıda sardığım için şu an tam hani ne var içinde belli olmuyor. Bir tane eşsiz beşizler 6'mız var. Onun dışında vaat edilmiş yok yer 9 aldım. Bunun zaten mangası inanılmaz güzel ve hani elimde tamamlanmış bir seri olarak kalmasını istediğim bir manga. Bayağı güzel. Onun dışında 8. kapağı için almaya devam ettiğim Jujutsu Kaisen 4. 8. kapağı almak için neden peki almaya devam ediyorum diye soracak olursanız 8. kapakta Toji var. Ve Toji'li kapağı hani sadece onu alsam biraz şey durdu, garip dururdu. En azından hani 8'e kadar ara sıra böyle alırım ciltlerini. En son Toji'li kapaktan sonra da bakarım yani. O an bir gelsin. O cilde kadar bir alayım da. Bakarız devamına. Ondan sonra burada ne var? One Piece 6, 7, 8 ve 9. Tekrardan basılan bütün ciltleri sıra sıra bu şekilde alıp One Piece toplamayı planlıyorum. Şu şekilde duruyorlar. Tabi az önce sırasını değiştirdiğim için şey oldu ama ya One Piece'in mangasının ilk 5 cildi bence bayağı keyifliydi ama hani çok uzun bir seri ve gerçekten toplamalı mıyım sorusu var aklımda. Ama Alişan abi bayağı övüyordu ve hazır ilk 5 cildini almışken geri kalan bu tekrardan basılmış 4 cildini de alayım dedim. Devamı gelince gene eğer gene bir fırsat bulursam alabileceğim. Alır devam ederim seriye. Neyse ben çok boş yapıyorum. Biz hemen diğer poşetlerimize devam edelim. Burada böyle ufak bir poşetimiz var. Bakalım bunun içinde ne varmış. Enader 1-2 ve 3-4. Normalde bunlar bende vardı. Ama sonra Enader serisini çok sevmediğim için satmak istedim. Daha doğrusu direktman sattım. Ve ondan sonra hani bu şekilde çok tatlı durduklarını düşündüm. Ayrıca bunun bir tane, neyse şu anlık spoil vermeyeyim de birazdan göstereceğim. Bununla alakalı bir şey de aldım. O yüzden hani Instagram'a post olarak tatlı dururlar diye düşündüm. Ve tekrardan aldım standtan. Ben yanlışlıkla bu arada fuarda yeni bir seriye başladım. Ya daha doğrusu almayı normalde planlamıyordum. Hani sevdiğim bir seri, güzel bir seri ve rafta güzel duracağına emin olduğum bir seriydi. Ama orada satış yapan bir arkadaş, hatta tanıyorsunuzdur Sarp, ilk 6 cildini aldı ve yan yana böyle birisini önerdi. Ve o yan yana 6 cildi görünce dedim ki bu bende de olmalı. Ve o şekilde bir seriye başladım. Neyse lafı daha fazla uzatmıyorum ben.
ne anlatıyorsam. Şu şekilde suikastçı sınıfı 1'den 8'e kadar aldım. Yan yana inanılmaz güzel duruyorlar ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunun devamı da var bu arada. Onu da bulabilirsem inşallah göstereceğim. Bir saniye. Hatta direktmen onları da şöyle şu şekilde 1'den 15'e kadar suikast sınıfı topladım. Burada ne yok sadece? 7 yok ve 7 yok. Aynen. Şöyle yani toplamak istersem sadece zaten 21 bir seri. 7 manga daha alıp bu seriyi tamamlamış olacağım ve yan yana dediğim gibi ya şu renklere bir bakar mısınız? Bu şekilde rengarenk şeyleri inanılmaz seviyorum. Ki zaten hani Instagram'dan vesaire gördüyseniz ajinleri de böyle rengarenk dizdim kitaplığıma. Hani çok hoşuma gidiyor ve bu böyle yan yana çok tatlı duruyor. Bu arada kısa böyle bir hediye olarak aldığım ciltleri de göstereyim. Dediğim gibi biraz pat patlı şeyde olduğu için şu şekilde çok fazla belli olmuyor. Ama önde eşsiz beşizler altı var. Arkada da bir tane yıldız betçisi köpek aldım. Kapağı falan inanılmaz tatlıydı. Ki zaten hani arkadaşım almak istiyordu ama işte baskı tükendi vesaire. Tekrardan basıldığı için ve çalışan indirimiyle bayağı uyguna denk geldiği için bu iki manga. Ona da böyle hediye olarak alayım dedim. Yani sonuçta yıllardır beraber anime izliyoruz onunla da. Bu şekilde bir hediye almak tatlı olur diye düşündüm. Onun dışında şöyle kocaman bir şeyimiz var. Zaten ben bu videoyu atana kadar masadaki bu hediye gitmiştir. Bu kartonla gördüğünüz şu büyük şeyde bir de adet poster var. Onu nereye doğru koyarım? Dur şunu şöyle tutayım. Buraya koymuş olurum. Bu posterden aldım. İtalyan makine posteri, Chainsaw Man posteri. Bunu zaten ben büyülü dükkanda gördüğüm gibi dedim ki ben bunu masaya almalıyım. Hani çok yakışır. Zaten ev değiştiriyor işte poster vesaire bir şeyler almak istiyordu. Ben de ona bir katkıda bulunayım dedim. Onun dışında bu ortada gördüğümüz şey de İnsanlığımı Yitirirken mangası. Ben Instagram'a bir post attığımda işte o bayağı beğenmişti ve kendisi daha almadığı için ben gene aynı şekilde fuardan ona hediye olarak alayım dedim. Böyle. Ona da bu şekilde bir hediye yollayacağım. Umarım kargocular yanlış anlamaz. Çünkü hani çok şey duruyor böyle. Bir de evde koli bandı kalmadığı için ben bunları siyah elektrik bandıyla bantladım ve böyle çok garip duruyor hani. Neyse devam. Size son olarak bir şeyler daha göstereceğim. Son olarak size şöyle şeyler göstereceğim. Bu arada bunu bence hiç göstermeme gerek yok. Şu arkada şurada bunu birazdan çekerim. Asıl olan Akira posterinin ikincisini aldım. Çünkü ben bunu çift taraflı bantla yapıştırmıştım. Ve büyük ihtimalle o çift taraflı bantı sökmeye çalışırken posterin köşeleri falan paramparça olacak. Ve oradan bu şekilde ücretsiz bir poster aldım. Yani hazır oradaki çift taraflı bandı patafix'e değiştirmeyi planlıyoruz. Konuşamıyorum. Oradaki çift taraflı bandı patafix'e değiştirmeyi düşünüyorum. Bari yeni poster alayım dedim. Hani Akira dışında oraya da bir şey asmak istemiyorum. Çünkü Akira gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Ve burada bunu artık açarak göstereyim. Şu an ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama gençlik yolculuğu posteri var. Bunun bir tane not defteri de var ufak. Ve bu şekilde gençlik yolculuğu posteri de alayım dedim. Çünkü post atarken vesaire bunu bir atayım da. Post atarken vesaire hani onu arkasına koyarım şık durur vesaire diye bir planlarım var onunla alakalı. Ve az önce Enadır'ı gösterirken bir şeyden fark etmiştim. Bir şeyden bahsetmiştim. İyice Türkçe yok bende. Ben Türkçe bilmemek. Onu da şu şekilde ters açıyorum. Böyle bir saniye şunu köşeye atayım.
bu şekilde bir another post'e daldım. Another post'u çekerken büyük ihtimalle bu çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Alışverişim bu şekilde galiba. Evet, videoyu bu şekilde bölüyorum. Çünkü normalde ben bu gördüğünüz figürü de almıştım şeyden, fuardan. Ve bunu dün açmayı unutmuşum. Dün eve geldiğimde poşetleri toparlarken içinde figür olduğunu fark ettim. Ve bunu da videoya ekleyeyim dedim. Evet, şimdi figürü açalım. Biraz ASMR tadında olacak ama. Figürü şöyle yakından da göstereyim. Gene gidip bir Kyakuin figürü aldım. Bunu bu arada gerekli şeylerden aldım. Zaten bildiğiniz üzere gerekli şeyler standına çalışıyordum. Ve orada bu figürü görünce dedim ki bu figür benim olmalı. Ya Kyakuin'in özellikle bu minik figürleri benim çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı gözüküyorlar. O yüzden hani bunu da görünce dedim bunu da alayım. Şu an hepsi kadraja sığmıyor gibi. Ama benim TÜYAP kitap fonundan alışverişim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak manga, özellikle gerekli şeyler mangası. Çünkü hani hem çalışan indirimi var, hem orada çalışan olduğumuz için bir komisyon alıyoruz vesaire vesaire. O detaylara hiç girmeme gerek yok. O yüzden hani ağırlıklı olarak gerekli şeyler mangası aldım. Ve gerçekten bu aldığım şeylerle alakalı çok mutluyum. Zaten dediğim gibi Suikast sınıfı benim bayağı sevdiğim bir seriydi. Ve hani mangası rengarenk olduğu için yan yana çok güzel duruyorlar. Ve rafımda da inanılmaz duracaklarına eminim. Eğer hani fotoğraflarını falan görmek istiyorsanız eğer bu alışverişte olan mangaların beni Instagram sayfamdan vesaire de takip edebilirsiniz. Orada da bu şekilde işte mangalarla alakalı böyle süslü şeyle daha işte böyle konseptsel olabilecek manga fotoğrafları atıyorum Instagram sayfama. Onun dışında gerçekten kitap fuarına ben bayağı battım bu şekilde. Ama değdi mi değdi. Hem özel indirimler vardı, katılımcı indirimi vardı. Hem zamlardan önce bayağı bu şekilde indirimli manga alabildiğim için çok mutluyum. Hazır fırsatım vardı. Ben de dedim ki neden batmıyorum. Ve bu şekilde toplamda 40 cilt manga almış oldum. Açıkçası ben bu alışverişten bayağı memnunum. Hani gerçekten sevdiğim ve okumak istediğim ve rafımda güzel duracak şeyler aldım. O yüzden ben bu alışverişe razıyım. Neyse ben gene saçmalamaya başlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şu an görüyorum video 19 dakika oldu. Bunun büyük ihtimalle bir 2-3 dakikası falan kesilmiştir ben konuşmaya çalışırken. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada size şöyle bir spoiler de vereyim. Bundan sonra başka fuarlarda da beni görebilme ihtimaliniz var. Onun da böyle bir müjdesini vereyim. Hani ne zaman olur, nerede olur vesaire oralarını daha bilmiyorum. Ama hani ben bundan sonra bu şekilde fuarlarda çalışmaktan mutlu olurum. Bununla alakalı zaten hani TÜYAP kitap fuarında standa çalıştığım bir günümle alakalı bir video da geldi veya gelecek. Onun da haberini vereyim. Geldiyse zaten izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz onu da şuraya linkini koyuyorum. Ona gidip izleyebilirsiniz. Standa çalışmak benim için gerçekten bayağı keyifliydi. Hani saatlerce ayakta duruyorsunuz, işte bir sürü insanlarla konuşuyorsunuz vesaire. Ama gerçekten hani benim keyif alarak yaptığım bir işti. O yüzden başka fuarlar olursa onlara da katılmaktan çok mutlu olurum. Gene benim Türkçe kayıyor ve yavaştan ben sanırım geç kalmaya başlıyorum buluşmaya. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Beğendiyseniz aşağıdan beğenin, kanalıma abone olun, Instagram'dan takip edin. Başka ne var bilmiyorum.